Evet merhabalar değerli arkadaşım. Yarım açıda kazanım 20 ile yine karşındayım. Bu sefer ne yapıyoruz? İlk bölümde kazanım 19'da sinüsün yarım açısını e, kavratmaya çalıştık. Şimdi kosinüsle girelim birazcık. Ne dersin? Hazır mıyız? Hadi bakalım ikimize de iyi seyirler diliyorum. Gelsin birinci sorumuz. Evet, 1 eksi sin 2 sin kare 15. Hemen kosinüsün yarım açılarını burada bir daha belirtelim. Kosinüs kare a eksi sinüs kare a. Aynı zamanda 2 cosinus kare a eksi 1 o da eşittir. 1 eksi 2 sinüs kare a. 3 bağıntımız vardı değil mi? Bunların nasıl geldiğini sana ifade etmiştim hatırlarsan. Şimdi baktığımız zaman hangisine e, giriyor bu? Buradan nereden alacağız? 1 eksi 2 sin kare 15. Yani 2 sin kare a. O zaman ne diyoruz değerli arkadaşım? 1 eksi 2 sinüs kare 15'e kosinüs 30 diyoruz değil mi? Kosinüs 2 çarpı 15 yani kosinüs 30 diyoruz. Kosinüs 30'dan nedir değerli arkadaşım? Kök 3 bölü 2 midir? Kök 3 bölü 2'dir. Hay hay. O zaman birinci sorumuzun doğru cevabı neymiş değerli arkadaşım? A seçeneğiymiş. Gelelim ikinci soruya. Kosinüs kare 75. Şimdi kosinüs kare 75'e baktık. Hmm, yarım aç olduğunu nasıl anlayabilirim? Kosinüs kare 75'i tabi e, değeri yok ama ee, şunu biliyor muyum ben? Kosinüs 150'yi biliyor muyum? Kosinüs 150 eksi kosinüs 30 demekti değil mi? İkinci bölgede pi eksi alfa ve negatif olduğu için eksi kosinüs 30 değil mi? Bunu biliyorum. Demek ki kosinüs 75'i kosinüs c cinsten yazabilirsem şayet sorunun çözümüne ulaşabilirim diye düşünüyoruz. O zaman ne yapalım? Hemen kosinüs 2A'nın açılımlarından baktığımız zaman sadece kosinüsü kullanabileceğimiz ve karesi olan ifade 2 kosinüs kare A eksi 1 idi. Dolayısıyla hemen bakalım. Kosinüs 150 diyorum. 2 kosinüs kare 75 eksi 1. Bunu bu tarafa atarsam kosinüs 150 nedir? Eksi kosinüs 30 o da neydi? Eksi kök 3 bölü 2 dedim değerli arkadaşım? Eksi kök 3 bölü 2. O da işte 2 çarpı kosinüs kare 75 eksi 1. Eksi 1'i bu tarafa atalım. 1 eksi kök 3 bölü 2 eşittir. 2 kosinüs kare 75. 2 eksi 2 eksi kök 3 bölü 2 bir daha 2 var 2'ye de bölersek 2 eksi kök 3 bölü 4 o da eşittir kosinüs kare 75 olacaktır. Dolayısıyla ikinci sorumuzun doğru cevabı şıklara şöyle bir göz gezdirelim nedir? Evet B seçeneğidir. Geldik üçüncü sorumuzun cevabına. Evet burada bir iki kare farkı var. Kos kare kos üzeri 4 eksi 75 sin üzeri 4 eksi 75. Şöyle hatırlatalım iki kare farkını. A kare eksi B kare eşittir. A eksi B çarpı A artı idi. Değil mi? E aynı şey burası derecesi 4 olduğu için şöyle yazabilir miyiz? Kosinüs kare 75'in karesi eksi sinüs kare 75'in karesi. Hemen renk değiştireyim, kalem değiştireyim. Bu da pardon nedir? Kosinüs kare 75 eksi sinüs kare 75 çarpı bir eksilisi dedik. Bir de artılısı değil mi? Kosinüs kare 75 artı sinüs kare 75. Evet burada birbirine benzer ifadeler var ama şuranın tabi sin kare artı kare a'nın 1 olduğunu bildiğimiz için burası 1'dir. Kosinüs 2a'nın açılımını yapalım. Bir ilk açılım neydi hatırlarsan ispatladığımız yani gösterdiğimiz ilk açılım neydi? Kosinüs kare a eksi sinüs kare a'ydı değil mi? Evet o zaman burada var mı aynısı? Kos kare 75 eksi sin kare 75 bu da kosinüs 2a yani 150 derece yapacaktır değil mi? Evet o da eksi kök 3 bölü 2 mi yapıyor? Çarpı 1 sonucumuz eksi kök 3 bölü 2. Yani 3. ve 3. sorumuzun doğru cevabı nedir değerli arkadaşım? E seçeneğidir. Geldik 4. soruya. Kos üzeri 4 artı sin üzeri 4 75. Toplamının değeri nedir deniliyor? Hmm. Ben bir şey hatırlatmak istiyorum sana. Hatırlatayım mı? Hadi bakalım. A üzeri 4 artı B üzeri 4 ifadesini nasıl görebiliriz? Ben diyorum ki şöyle düşünsek, a kare artı b karenin karesi eksi 2 a kare b kare. Yani şuradan aklına kalsın. Hemen renk değiştireyim. Başka bir kalemle yazarsam daha iyi anlayabilsin. a kare artı b kare eşittir. a artı b'nin karesi eksi 2 a b'ydi değil mi özdeşliklerde? Hatırlıyor musun bunu? Heh. Onun dördüncü derecesinde aynı şekilde a, yer, a, a yerine a kare geldi. B yerine de B kare geldi. Bu şekilde yazabilirim. Sorun var mı? Yok. Niye amacım burada bunu bulmaya çalışmak? Yani o zaman hemen yazıyorum. E, ee, kosinüs kare 75 artı sinüs kare 75'in karesi. Olmaz mı? Evet. Eksi 2 tane kosinüs kare 75 çarpı sinüs kare 75 olacaktır. E, burası sin kare 75 artı kosinüs kare 75 1'di. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi değerli arkadaşım burada hassas bir noktaya değinmek istiyorum sana. 1 eksi 2 çarpı kosinüs 75 çarpı sinüs 75 desem ve bunun karesi olduğunu belirsem neden? Ancak karesini aldığım zaman kos kare 75 sin kare 75 geliyor. Hay hay ama ne var? 2 gelmek zorunda. 2'nin karesini alsak 4 geleceği için bölü 2 desek. Olayı kurtarır mıyız? Kurtarız değil mi? ilk ifademizi elde etmiş oluruz. Amacımız nedir buradan? 1, 2 çarpı sinüs 75 çarpı kosinüs 75 sinüs 2 aydı. Değil mi? Sinüsün yarım açısıydı. Bu da sinüs 150 yapıyordu değil mi? Evet o zaman 1 eksi sinüs 150 nedir sinüs 150 değerli arkadaşım? Sinüs 30'dur. Bu da 1 bölü 2'dir. O zaman 1 bölü 2'nin karesi bölü 2. Bu da ne olacaktı? 1 eksi 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 2'ye bölsek 1 bölü 8 buradan çıkartacak olursa 7 bölü 8 yapacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının B seçeneği olduğunu gösterecektir. Evet değerli arkadaşım kazanım 20 ile bu şekilde karşındaydım. Kazanım 21'de görüşmek dileğiyle hoşçakal.